Babamın en güvendiği insan dolandırıcı çıktı. Benim hayat tımanı kıymadılar mı? Benim kimliğimi de mi almadılar yani? Çok şeyler oldu. Savaştım, şey yaptım. Kolaysı yok ki. Öyle bir şey diyorum. Kolay diye bir şey hiçbir zaman yoktu. Hayatın savaştı mıydın, yendi miydin? O zaman hayatın değerlendirin. O zaman şey yapın, öyledir. Çalışmada da öyle, öyle, öyle dolanın. Sıvrımıyım, sıvrımıyım. Yok ben kimi burada toyuna düşürüm diye. Öyle öyle adam olamazsın, tamam mı? Adam olmak her zaman bir hak görevlidir, bir hedeflidir. Ve hatta bir ellerinle bir şey yapmalısın. Sen ama böyle dilenci gibi ortalarda dolanırsan, hiç çalışmada falan gözün yoksa, sanayiyle alem iş buldun gibi. Çalışmadı mıydın, çaldı mıydın, şey yaptı mıydın, oradaysa sana daha ne yapacaklar? Sana daha ne yapacak? O zaman sen hiçbir şeyde, hiçbir hayatında hiçbir şeye havas etmiyorsun. Öyle insanlar işte onlar. Öyle insanlar o zaman neymiş, el alemin varlığına dikilir. Allah belalarını versin bu şerefsizler. Başımıza bela oluyorlar bunlar. Pislik. Vallahi diyorum, nefret ediyorum bu şerefsizlerden ya. Adamı sinir ediyorlar akşam akşam. Siktir ol, git. Cehenneme mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun pislik herifi? Adam yalan ya. Yalancı ya. Tabii yalan konuşuyor adam. Sait gelmiş orada, elini koruyarak elini üzerine koyuyor. Sen öyle, onlar yalancı oldu muydu? Onlar dolan durucu oldu muydu? Tabii bunlar da dolan durucu çıkar. Bunlar da yalancı çıkar. Hep bunların prensipleri bozuk. Bu Şia dinin prensipleri bozuk. Sorun orada işte. Neyse. Tabi. Ve orada hayat da işte. Hayat. Böyle insan nana da uğraşıyorsun. Böyle sinirlerine de uğraşıyorsun. Adamı nefret ediyorum bunlardan ya. Vallahi nefret ediyorum. Bilahan nefret ediyorum bunlardan. Sabah akşam kapının önünden gitmezler. Sarı tavuk. Bok gibi. Adam öyle benim evimin kıyında dolanıyor. Lan şerefsiz pislik. Ve adam, ben size bir hikaye anlatayım. Adam bir geliyor ki bir anladığı gibi hikayeler. Yok ben şuyum, yok ben şuyum, yok ben buradayım. Adam o kadar bir hikaye örmüş ki kimliğinden olarak ben buyum, ben bir şuyum. Ben de kendi kendime düşünüyorum. Ya arkadaşım, senin bu hikayeyi örmeden ne zaman zamanın vardı yani? Sen bu hikayeyi öreceğin yerine gidip kendine iş bulsan, çalışsan, sen burada ne benim gıcıma giderdin, ne de ve kendinde mutlu olurdun. Yok ama anlatamıyorum onlara. Gerizekalılar, laftan anlamıyor. Zopadan da anlamıyor. Pislikler. Sinir olacağım ya, vallahi diyorum. Yok canım ya. Neyse, bu dünyada bazı insanlar var. Ne dersen de onları adam edemez. Rahmetlik anam dedi, kötü köpek dövüldüğü yere çok gidermiş. Yani onlara ne dedik, sövdükse zopa dağıtıldı. Zopalarını da yediler. Adam hala adam edemez. Onlar öyle insan milletinin önünde utanmayan Allah'ın önünde de utanmaz. Öyle insanlar var işte orada. Tabii ki bizim öyle milletlerin dengeleri bozuk. Tabii öyle görüyor. Sen ne biçim görüyor diyorsan öyle alışır. Pis insanlar ya. Vallahi nefret ediyorum bunlardan ya. Neyse. Dürüst olmak. Ya. Dürüst olmak zor. Zor. Ha tabii ki. Ama yine de şöyle bir korkun olacak sen bugün yarın bu dünyadan gideceksin, bir belli yere yatacaksın. Sen nerede yatacaksın şerefsiz herif. Herif sana değerlendirmiş, sana değerlendirmiş, sana şey ve de kendi ailesi gibi davranmış şerefsiz. Yok sen el alemin arkasında konuş, bu böyle bu şu lan, o şerefsiz hiçbir şey değerlendirmiş. Sinir ediyor beni ya buralar.
Ama pislik ya vallahi ya. Neyse. Ya burada bir neşmek olun. Sakinelim. Sakin olayım ya. Sakin olmak lazım bu pis insanlardan. Neyse yani onu da işte burada konuşmak istedim yani benim rahmetli annemlerine. Rahmetlik babam çok çok değer verdi bu eve. Çok yaşamak istediler. Yapamadılar. Onun için hayatta da öyle de düşüneceksin. Arın teriğinin çalış, arın teriğinin gir. Bizim bu sen arın teriğinin bir çalış. Değil miydin? Sen o zaman her şeyi daha çok değerlen. Dürüstsün. Daha çok önem verirsin. Tabii ki ben de işte burada Türkiye'de kitap yazıyorum, şiiri yazıyorum. Ben aslında İngilizce'de yazıyorum. Türkçe'de yazdım bir şeyler ama benim Türkçe bu kadar iyi değil. Yani benim ana dilim Almanca. Aman yine de biraz şiirler yazmaya çalış. Şiirim tabii ki zorlanıyorum az. O kadar kolay da değil. En kolayı her zaman ana dilinde tabii ki ama ben İngilizce'de de zorlanıyorum arada sırada. Ama yine de şey yapıp ileri şey yapıyorum yani burada kitapları da yazdım orada görebilirsin yani kitapları orada okuyabilirsin. İngilizce de yazdım çünkü Avrupa'da kitap satması o kadar kolay değil. O Wattpad'de bulabilirsin onu şeyde ve de ama sonra da yükledim orada kitapları alabilirsin yani sorun iş yap. İngilizce tabii ki İngilizce önemlidir. Ya, İngilizce bilmelisin. Yoksa zor olur bana. Ve de TikTok'ta da ben şarkılarda yazıyorum yani. O da 3 dilinde yazdım. O da İngilizce, Almanca ve Türkçe şarkılar söylüyorum. Hepsini dinleyebilirsin. Tabii ki şey yapar işte o. Öyle işte vakit geçecek zaman geçecek. Bu da korona virüste de burada hepten ilk virüste zaten çok elden çıkamıyoruz. Yani onu biliyorsun. Bu da şimdi ikinci yılı korona virüsün ikinci yılı. Ben birinci yılında geçmiş sene ben Avusturya'da kalmıştım. Orada da hiç elden çıkamamıştım. Yani burada bundan sonra bu yılın Ocak'ta Türkiye'ye geldim yani dedim ki bu korona krizini kendi evimde yuvamda geçirmek istedim yani rahmetlik annemden rahmetlik babamın yuvasında geçirmek istedim çünkü Avrupa'da Avusturya'da yabancı olarak sana zaten şey yapıyorlar çok çok kötü davranıyorlar onun için burada yani yarım yıldan beri Avusturya'dayım. Türkiye'deyim burada. Orada da Karadeniz'de. Yarım yıldan beri burada dayım. Amin. Burada da iş kolay değil. Hep enflasyon vurdu. Onu da biliyoruz. Şeyler pahalaştı. Her yerde öyle Avusturya'da da öyle Ben geçen yıl Avusturya'da yaşadığımda şey bulamıyorlardım. Tuvalet kağıdı falan hiç kimse bulamıyordu. Ketçap her şey pahalaşmıştı yani. Orada da var, her yerde var bu. Kriz her yere vurdu. Tabii ki burada Türkiye, ben onu haberde gördüm. Türkiye vatandaşı oldu muydun devletlerine yardım alıyorsun. O işte iyi. Onu Türkiye'de öyle değil veyahut da ben bilmiyorum. Ama burada Türkiye'nin devleti adama yine de bakıyor. Yani ben bilmiyorum 1.500 TL mi ne yardım alıyorsun aylık yani. O zaten iyi.
Yani Türkiye devlet adama bakıyor. Yani oradan millet bilmiyorum hala ödeniyor mu, orada zaten zorluk çekmez. Bu da tabii ki Türk vatanının taşı oldu muydun orada sorun çekmezsin. O işte iyi. Bu işte iyi benim ama yabancı oldu muydun öyle almayın yani beni. Hiçbir şey almıyorum. Neyse yani umarım herkes iyidir bu korona virüsü de geçireceğiz. Bunu da arkamızda bırakacağız. Bilmiyorum bu yıl görük mü geçecek olacak gibi görük mü gelecek yıl belki bu her şey arkamızda olur. Ondan sonra bunu biz ileriye de bakarız. Bu korona virüsü aldattı mıydık zaten her şey basit olacak devlette bak mıydı sorun yok ki zaten. Neyse işte bu işte bu kadardır. Sinir oldum az. Tabii ki oluyorum. Sinir adam lan kör. İnsan nereden adam her zaman sinir oluyor. İlginç insanlar ya. Adam gitme de gitmiyor. Öyle dolanıyor öyle kapının önünden gitmiyorlar. Ha sinir oluyor ya adam bana. Neyse onu da demiş oldum burada. Türkçe sesimi de duymuş olmuşsınız burada. Bu benim sesim yani hiçbir farkı yok İngilizcem. İngilizce de konuşsam, Almanca da konuşsam, Türkçe de konuşsam sesimin şeyi her zaman aynı öyle fark falan yok o dolan durucunlara kıymanın. Ya benim öyle sokaklarda filan gezmiyorum. Ben her zaman evimdeyim ben buradan. Ha tekim, tek dairede tek kalıyorum yani ben öyle her zaman evimdeyim. Dışarıda, sokaklarda falan gezmiyorum ben. Çünkü birbirimize de tabii ki dikkat etmeliyiz öyle. Türkiye'de çok ihtiyar insanlar var. O ihtiyar insanlar da korona virüsüne çok onlara daha çok zararlı oluyor. Onun için ben sokaklara çok çıkmıyorum ama benim balkonum var, evim var. Bir dairede burada kalıyorum. Ev işte komple bizim. Ve da rahmetli annemin, rahmetli babamın. Ve işte öyle geçiniyoruz ve inşallah umarım herkes de iyi olur. Umarım herkes de bunu iyi geçirir. Birbirimize dikkat ederiz. Yani yollara falan çok çıkmayız. Size buradan Türkiye'den Ordu'dan iyi sağlıklı diliyorum. Yarın da bayram var. Ona da şey yapayım ki bir de gelecek haftada Kurban Bayramı başlıyor. Herkese iyi şeyler diliyorum. Bayramlar diliyorum şey yapamazsın. Buradan ağrı ve kendinize dikkat edin. İyi günler. Bu Adem Kırmaç. Bu Adem Kırbaş Ordu Türkiye. İyi günler.